Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere lezzet garantisi verdiğim saray helvası tarifini paylaştım arkadaşlar. Bu tarifim oldukça pratik ve de lezzetlidir. Lütfen videomu kaydedin veya yakın bir zamanda lütfen deneyin. Buyurun hemen malzemelerle tarifimize başlayalım. 125 gram tereyağı, 1 adet vanilya, 2 su bardağı un, yarım su bardağından 1 parmak fazla pudra şekeri ve 2 yemek kaşığı da hindistan cevizine ihtiyacımız var. Bu şekilde küçük bir borcam kullandım. Helvamızın çok kalın olmaması gerekiyor. Çok ince de olmaması gerekiyor. Lütfen iyi ayarlayın. Unu kavuracağımız tavaya 2 su bardağı unumuzu ilave edelim. Ve arkadaşlar kısık ateşte sabırla güzel güzel karıştıralım. Lütfen tavamızın başından ayrılmayalım. Rengi lütfen değişmeyecek. Beyaz kalacak. Un kokusunun gitmesi gerekiyor. Bu da toplamda 20-25 dakika içerisinde olacaktır. Toplam 25 dakikanın sonunda arkadaşlar un kokusu gitti. Rengi de görüyorsunuz hala beyaz. Ve bu arada ben yan tarafta hemen tereyağımı erittim. Ve unuma ilave ettim. Bu arada yine tahta kaşıkla hızla karıştırmaya devam ediyoruz. Toplamda bir 5 dakika bu şekilde güzelce karıştıralım arkadaşlar. Ocağın altını hala kapatmadım. Kısık ateşte şu anda. Artık ocağımı kapattım arkadaşlar. Şimdi pudra şekerimi ilave edeceğim. Burada hemen şunu belirtmek istiyorum. Yarım su bardağından ben 1,5 parmak fazla kullandım pudra şekeri. Eğer şeker seviyorsanız arttırabilirsiniz ama bu miktar benim için çok yeterli bir miktardır. Şimdi vanilyamı da ilave ediyorum. Arkadaşlar burada sizlere önemli ikinci noktayı aktarmak istiyorum. Pudra şekerimizi ve vanilyamızı çok güzel karıştırmamız gerekiyor. Toplamda 5 dakika karıştırırsak yeterli olacaktır. Helvam tepsiye yapışmasın diye toplam 1 yemek kaşığı veya 1,5 yemek kaşığı civarındaki hindistan cevizimi tepsimin zeminine serdim arkadaşlar. Bu sayede kesinlikle helvam tepsime yapışmayacak. Her tarafta eşit olmak üzere helvamı tepsime güzelce yaydım. Burada her tarafın eşit olması çok çok önemli. Eğer eşit olmazsa tatlımızı keserken yüksek oranda çatlaklıklar meydana gelir. O yüzden de bu konuya çok önem verelim. Helvamı güzelce tepsime ilave ettikten sonra arkadaşlar yine bir tahta kaşıkla düzlüyorum. Bu arada arkası dümdüz olan bir bardakta da bastırarak düzlemeyi destekliyorum arkadaşlar. Bastırma işlemi çok çok önemli. Tatlama dilimleri ayırıyorum. Buzdolabına en az bir 5-6 saat dinlendireceğiz tüketmeden önce ama lütfen önce dilimleyin. Ondan sonra buzdolabımıza kaldıralım. Aksi halde buzdolabından çıkarttıktan sonra asla dilimleyemeyiz. Kırılır hepsi. Şimdi arkadaşlar ben buzdolabına gönderiyorum. Yaklaşık bir 5-6 saat dinlensin. Ondan sonra tüketebiliriz. Helvamız yaklaşık olarak 5-6 saat dinlendi. Artık servis edebiliriz. İstiyorsanız 3-4 saatten sonra da tüketebilirsiniz ama ben size 5 saat öneriyorum. Tercih sizin. Burada çok önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Lütfen çok dikkatli bir şekilde dilimleri alalım. Yoksa tatlımızın kırılma ihtimali var. O yüzden de yavaş yavaş dikkatli bir şekilde servis tabaklarına alabiliriz. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir helva tarifidir arkadaşlar bu. Aynı zamanda pişmaniyeye de tadı çok benziyor. Lütfen yakın bir zamanda deneyin derim. Eminim siz de beğeneceksiniz. Vereceğim ölçüler de tam ölçülerdir. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.